Temsil etmesi mümkün değil çünkü Aleviliğin merkezi Anadolu olduğu gibi Bektaşiliğin de merkezi Anadolu'dadır. Anadolu, Horasan yurdundan Rumeli'ye, Budapeşte'ye kadar geniş bir coğrafyadaki Alevi Bektaşi öğretisinin yüzyıllar boyunca ana merkezi olmuştur. Çünkü dünyanın farklı coğrafyalarındaki Bektaşilik de Hacı Bektaş dergahındaki Babagan Bektaşi koluna da dahil olmak üzere dede babalık sistemine e, bağlıdır. Dolayısıyla bugün 1925 yılında Tekke ve Zaviyeler Kanunu'yla e, Türkiye'de tekkelerin kapatılmasından dolayı herkes kendisine göre bir yorum yürütmüş. Bektaşiliğin birden çok merkezi varmış gibi bir algı yaratılmıştır. Bu gerçek değildir. Hala bugün Türkiye'de birçok e, babamız, e, Dede babaya bağlı olmak üzere meydanlarını açmaktadır. Yüz binlerce bektaşi aynı yolda, aynı erkanda hizmetlerini yerine getirmektedir. Dolayısıyla Arnavutluktaki bektaşilik ve bektaşi merkezi sadece Arnavutlukla ilgilidir. Dünya Bektaşiler Birliği Merkezi olarak kendilerini isimlendirmeleri bile olaya ne kadar yanlı bir hedef gözeterek baktıklarını da bize göstermektedir. Çünkü Orası yani Tiran'daki Bektaşiler Birliği sadece Arnavut Devleti'ndeki Bektaşileri kapsar. Fakat bu merkez Arnavut Devleti'nin de teşviki ve desteğiyle örneğin Makedonya'daki, Kosova'daki diğer yerlerdeki tekkeleri de kendisine bağlamak için büyük bir mücadele vermiştir. Fakat bugün Kuzey Makedonya olarak isimlendirdiğimiz ülkedeki bektaşi tekkelerinin önemli bir kısmı Arnavutluğa bağlamayı reddetmektedir. Kesinlikle kabul etmekte, etmemektedir. Bunu bırakalım. Arnavutluğun içerisindeki bazı Bektaşi tekkeleri de Tiran Merkezi, Dünya Bektaşiler Birliği merkezine bağlı değildir. Bağımsızdır. Burada iyi niyet göremiyorum. Dolayısıyla Bektaşiliğin, Aleviliğin evrensel değerlerine de aykırıdır. Hacı Bektaş Alevilerin de Bektaşilerin de Serçeşme olarak kabul ettikleri büyük bir pirdir. Dolayısıyla Türkiye Bektaşiliğin ana merkezidir. Bugün tekkeler kapatılmış olsa bile Bektaşiler meydanlarını kendi evlerinde e, veyahut da daha büyük merkezlerde aşmaktadırlar. Hacı Bektaş dergahına giderek ibadetlerini kendi özel bölümlerinde yerine getirmektedirler. Alevi Bektaşi öğretisinde toplumunda bir devlet kurma düşüncesi yoktur. Yaşadığı toplumu, ülkeyi kendi inançları çerçevesinde değiştirme gibi bir e, düşünceleri de yoktur Alevi Bektaşi toplumunun. Aleviler, Bektaşiler sadece yüzyıllar boyunca hayatlarında ilke edinmiş oldukları değerler çerçevesinde yaşamak istemişlerdir. Dede talip ilişkileriyle, ocaklarla, tekkelerle, dergahlarla, yollarını, inançlarını, kültürlerini yaşamak istemişlerdir. Hangi ülkede olurlarsa olsunlar, o ülkenin daha insancıl bir yönetime kavuşması için ancak kendi özlerinden gelen enerjiyi oraya katmışlardır. Ama bu da onların felaketi olmuştur. Hümanizma, insanlık, paylaşım, dostluk, kardeşlik, eşitlik Aleviliğin mayasında vardır. Bektaşiliğin özünde vardır. Zaten Bektaşilik Alevilikten doğan bir inanç sistemidir. Dolayısıyla Alevi Bektaşi toplumunun işte bazı hayalperest, romantik yazarlar, akademisyenler yazıyor. Aleviler devletler kurdular, orada huzur içindeydiler. Bir rıza şehri vardı, olacaktı. Alevi Bektaşi toplumu zaten rıza şehrini kendi cemlerinde yaratıyorlar. Yaşadıkları bölgelerde, köylerde, cemevlerinde bunu var ediyorlar dışarıdan gelen dayatmalar sadece Alevi Bektaşi toplumunu yozlaştırmak ve yok etmek için kurgulanmış sistemlerdir. Arnavutluk'taki yapıyı da ben bu çerçevede değerlendiriyorum. Arnavutluk'ta Bektaşiler hiçbir ülkede olmadığı kadar rahat ve özgür bir şekilde ibadetlerini yerine getiriyorlar. Arnavutluk'taki bütün Bektaşi tekkeleri açık. Arnavut Devleti, Nevruz, Mahrem gibi Alevi Bektaşi toplumunun çok önemli günlerinde bektaşilere hak tanımış, bayram ilan etmiş, onların yanında yer almış. Dolayısıyla bu kadar özgürlüğün olduğu bir yerde tekrardan bir devlet kurma düşüncesinin bir oyundan başka bir şey olmadığını herkesin görmesi gerekir. Biz devletleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Ayrılıkları ortadan kaldırmak istiyoruz. Cinsiyet ayrımcılığı yok. Zengin fakir ayrımı olmasın diyoruz. Herkes elindekini versin, pay etsin bilgisi olan bilgisini versin. Ekonomik durumu iyi olan yardımcı olsun. Bilgileri, varlığımızı eşitçe paylaşalım. Dünyada anaların gözyaşları akmasın. Çocuklar aç yatağa girmesin diyor Alevi Bektaşi önderleri. Biz neyin peşindeyiz? Ne devleti? Bunu da fırsat bulan Türkiye'de Kültür Bakanlığı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi şimdi de diyor ki e bakın Arnavutluk devlet kuruyor. Gelin bize bağlanın. Bu sefer milliyetçilikle toplumları ayrıştırma yoluna gidiliyor. Yani e, Alevi Bektaşi toplumunun devlete ihtiyacı yok. Kendi kimliğiyle özgün, özgür bir şekilde kendi varlığıyla var olma e, sürecine ihtiyacı var. Devletler bizi sevdikleri için bizimle ilgilenmiyorlar bizi kullanmak için bize yaklaşıyorlar. Lütfen uyanalım. Türkiye'dekiler, Yunanistan'dakiler, Bulgaristan'dakiler, Makedonya'dakiler, Kosova'dakiler, Arnavutluk'takiler ve her yerdeki Alevi Bektaşi toplumu. Devletlerin bize zararı olmuştur. Bizim kanımızı akıttırmışlardır. Bize yararları olmamışlardır. Biz kendi sorunlarımızı kendimiz çözmek zorundayız. Oyunlara alet olmayalım.